Onlar gönüllerimizin sultanı. Onlar ebedlerin ve ezellerin efendisinin kutlu izinde yollarımıza süzülen birer nur hüzmesi. Onlar İslam'ın ulviyetini yüreklerimize hece hece nakşeden maneviyat hattatları. Şeyh Emir Şaban Hazretleri Tabi'ni İzam'dan olup Evliya'nın büyüklerindendir. Emir Şaban Hazretleri, Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında İran'ın fethi için gelen Abdullah bin Ömer Hazretleri'nin komutasındaki İslam ordusunun üç önemli kumandanından biridir. Söz konusu orduyla daha sonra Musul vilayetine doğru gelmişler, şimdiki Hakkari'nin Çukurca bölgesini, ve çevresini 635 yılında Metlerden alarak İslam topraklarına katmışlardır. Şeyh Emir Şaban Hazretleri bölgenin fethinden sonra yöre halkının büyük çoğunluğunun gayrimüslimlerden olduğunu fark edince bu bölgede kalıp halka Allahü Teala'nın dinini emir ve yasaklarını öğretmek için oraya yerleşmeye karar vermiş ve ömrünün sonuna kadar Çukurca'da yaşamaya devam etmiş ve orada vefat etmiştir. Kabri Şerifi halen Çukurca'da kendi ismiyle anılan Cami-i Şerif'in hemen yanı başında olup, uzaktan yakından gelen pek çok insan tarafından ziyaret edilerek feyz ve bereketinden istifade edilmektedir. Şeyh Emir Şaban Hazretleri, din ve dünya işlerinde izzet ve şerefin en yüksek noktasına ulaşmıştır bulunduğu yeri neşe ve huzur kaplardı. Öyle güzel ahlakı vardı ki herkes kıymetli sözlerini kabul eder, kimse muhalefet etmezdi. Bölgenin ilk hadis alimlerinden olup son derece güzel, fasih konuşurdu. Tefsir ilminde de mütehassıstı. Şeyh Emir Şaban Hazretleri kuvvetli vera sahibiydi. Haramlardan çok korkardı. Şüperilerden korkusu sebebiyle helalin çoğunu da terk ederdi. Kendisinin ve ilminin vakarını korumak hususunda ondan daha gayretlisi görülmemiştir. Bu hal kabrine kadar onun süsü olmuştur. Daima ciddi olup hafiflik hali görülmedi. Hiç kahkahayla gülmezdi. Fakat tebessüm ederdi. O zamanının bir tanesiydi. Senelerce Müslümanlara vaaz ve nasihatte bulundu ve namaz kıldırdı. Çok hadisi şerif bildirdi. Dinde olmayan ve sonradan ortaya çıkan bidat olan şeyleri ortadan kaldırdı. Bize nübüvvet mirasından bahşeden Rabbimize hamd ederiz. Ve ona şükürler olsun ki bize doğru itikada, ehl sünnet itikadına sahip olmayı ihsan etti. Bu doğru itikat her şeyden kıymetli ve kazanılan şeylerin en üstünüdür. Bu itikada sahip olmak, dünyada üstün ve kıymetli olan ne varsa onların hepsinden kat kat kıymetli ve üstündür. Kim bu doğru itikada sahip olursa bütün şerefleri ve üstünlükleri kendi üzerinde toplamış olur. Kim bundan mahrum olursa bütün hayırları ve üstünlükleri kendinde toplayan şeyden mahrum olur. Zayıflar bu doğru itikatla kuvvetli olur. Şerefler onunla artar. Fakirler onunla zengin olur. Hakir olanlar onunla yükselir. Allahü Teala'nın rızasına bu doğru itikatla ehli i Sünnet itikadıyla kavuşulur. Cennet kapıları bu itikada sahip olmakla açılır. Dünyada ve ahirette üstünlük onunladır. Peygamberler bunun için gönderilmiş olup onların sonuncusu Seyyidil Mürselin İmamül Müttekin Muhammed sallallahu aleyhi ve ala alihi tayyibindir. Bütün alimlere göre doğru itikada sahip olduktan sonra İşlerin en faziletlisi ve en şereflisi dinde imam olan müctehit alimlere mezhep imamlarına uymaktır. Onlar hükümlerin anlaşılması için pek çok çalışanlardır. Helali ve haramı bilmek, anlamak ancak onlara uymakla mümkün olur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen kime ki hikmet verilmişse muhakkak ona çok hayır verilmiştir buyurdu. ilmi çok vaziletlidir. Şu kadar var ki fıkıh ilmi üç şeyle tamam olur. Biri Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bilmek. İkincisi bu bilginin çok sağlam bilinmesidir. Bu da naslara, dinin kaynaklarına, manalarıyla birlikte tam olarak vakıf olmakla mümkündür. Üçüncüsü, bildikleriyle amel etmektir maksadın tam hasıl olması fıkıh ilmine gerçekten sahip olmak ancak bilinen bu fıkıh ilmiyle amel etmekle mümkün olur. Kim din bilgilerini iyi anlamadan ezberlerse o anlamayıp rivayet edenlerdendir. Kim iyi öğrenir de öğrendikleriyle amel etmezse o da bir bakımdan fakihdir, bir bakımdan değildir. Fakat tam öğrenip anlayan ve bununla amel edenler, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte şeytana karşı bin abitten daha kuvvetlidir buyurduğu fıkıh alimlerindendir. Muvaffakiyet Allahü Teala'dandır. Ona tevekkül ederim, ona yalvarırım, onun dinine sarılırım, ona boyun eğerim, onun güç vermesiyle kuvvet bulurum. Kim onun dinine uyarsa, hayırlara ve saadete kavuşur. Bizim yolumuzun esası üç şeydir. Helal yemek, her hareketinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak ve bütün amellerinde halis niyet etmektir. İyi bir Müslüman, dünya malı için arkadaşlarına kırılmaz. Kimseden bir şey istemez. Kanaat sahibidir. Allahü Teala'nın verdiği nimetlere daima hamd eder kalbinin kırık olduğu zamanlarda Müslüman kardeşlerine dua eder, onlar için af ve afiyet temennisinde bulunur. Cimrilikten sakınır, Allahü Teala için vermekten zevk alır. Kendisi için baki olan cebinde sakladığı değil, Allahü Teala için vermiş olduğudur. Müslümanların huzurunu kendi huzuruna tercih eder. Onların verdiği zahmetlere sabırla karşı koyar. Kimseye karşı kibirlenmez, böbürlenmez ve kimseyi hor görmez. Gıybetle ilgili olarak Hazreti Cabir'in radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis-i şerifte gıybet etmek zina etmekten şiddetlidir buyuruldu. Ya Resulallah, gıybetin zinadan daha şiddetli olması nasıl olur diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan zina eder ve sonra tövbe eder. Allahü Teala da onu mağfiret eder. Ama gıybet ettiği kimse ondan razı olmayınca bağışlamaz buyurdu. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de gıybeti men ediyor ve Hucurat Suresi 12. ayeti kerimesinde mealen bir kısmınız bir kısmınızı arkasından hoşlanmayacağı sözle gıybet etmesin, çekiştirmesin. Hiç sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi? O halde gıybet etmekte Allah'tan korkun buyuruyor. Amr bin As radıyallahu anh yanında birkaç kişiyle beraber ölü bir katırın yanından geçiyordu. Yanında bulunanlara, sizden birinizin bu kokmuş katırın etinden yiyip midesini doldurması, Müslüman kardeşinin etinden yemesinden iyidir. Yani Müslüman kardeşini gıybet etmekten iyidir. Allah'tan korkunuz ve gıybet etmeyiniz. Tövbe ediniz. Allahü Teala tevvaptır. Tövbeleri kabul edicidir buyurdu. Bid'at sahibi birisinden fasık diye bahsetmek gıybet olmaz. Maksadı insanları onun şerrinden uzaklaştırmak, onun tuzağına düşmemeleri için onları sakındırmaktır. Bu mübahtır. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fasık için gıybet yoktur buyurdu. Takva şudur. İçinde yani kalbinde bulunan niyet ve ahlakın hepsi öyle olmalıdır ki bunları bir tabağa koyup pazara götürsen içlerinde senin yüzünü kızartacak, seni utandıracak bir şey bulunmasın. İhlassız amel ibadet kabul edilmez. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyurdu ki: Kıyamet günü kendisine dünyada mal verilmiş olan bir kimse getirilir. Kendisine: Sana mal vermiştim. Ne yaptın? denir. İnfak ettim, sadaka verdim. Ama niyetim insanların beni cömert ve civan mert sanmalarıydı. Böylece gösterişte bulundum. İnsanlar benim için cömert ve ne iyi insan dediler." der. Bugün sana onların hiçbirinin faydası var mı buyrulur. Bir başkasını getirirler. Yiğit gözü pek biridir. Kendisine seni yiğit kahraman yapmadın mı buyrulur. Evet der. Ne yaptın buyrulur. Harp ettim. Canımı tehlikeye attım. Kanım aktı. Bununla beraber bana yiğit denmesini istedim der. Sonra kendisini onların demesi seni azaptan men edemez. Sözlerinin sana faydası olmaz buyrulur. Sonra bir başkasını getirirler. Allahü Teala ona ilim vermiştir. Sana verilen ilmi ne yaptın denir. Öğrendim ve başkalarına öğrettim der. Sen ilmi bana alim desinler diye öğrendin ve öğrettin. O ilimden sana ne fayda var denir. Yani hepinizin maksadı riya, gösteriş, desinler ve bizden iyilikle konuşsunlar idi. Dünyada maksatlarınıza kavuştunuz. Bugünse size faydaları olmaz. Sonra Allahü Teala'nın bunları cehennem tarafına götürün emri gelir. Azap melekleri onları cehennem tarafına çekerler. gönüllerimizin sultanı. Onlar ebedlerin ve ezellerin efendisinin kutlu izinde yollarımıza süzülen birer nur hüzmesi. Onlar İslam'ın ulviyetini yüreklerimize hece hece nakşeden maneviyat hattatları.